Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yine Türkiye'de üretilen bir modelin incelemesiyle karşınızdayız. Biliyorsunuz son dönemde ülkemizde üretilen akıllı telefon sayısında önemli bir artış yaşandı. Özellikle Çinli üreticilerin Türkiye'ye büyük bir ilgisinin olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda Oppo, Vivo, Xiaomi, TCL, Samsung gibi dünya çapındaki üreticiler ülkemizde akıllı telefon üretiyorlar. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Xiaomi daha önce Redmi 9C modelini Türkiye'de satışa sunmuştu. Yani Türkiye'de üretip Türkiye'de satışa sunmuştu. Şimdi ise Redmi 9T var arkadaşlar yanımızda. Bu da Xiaomi'nin Türkiye'de ürettiği ikinci model. Peki Redmi 9T bizlere neler sunuyor dilerseniz şimdi yavaş yavaş telefon incelememize başlayalım. İlk olarak incelememize telefonumuzun tasarımıyla başlıyoruz arkadaşlar. Her zamanki olduğu gibi bu telefonda Xiaomi damla çentik tasarımına yer vermiş. Yan çerçeveler gayet ince. Ayrıca alt çerçeve de gayet ince tutulmuş arkadaşlar. Yani kalın değil. Biliyorsunuz bu orta segmentin giriş seviyesindeki cihazlarda genel olarak alt çerçeve biraz kalın oluyor ama Xiaomi burada güzel tutturmuş alt çerçeveyi. Yani bunu rahatlıkla beğendiğimi söyleyebilirim sizlere. Arka tarafa geçtiğimizde dikdörtgen şeklinde konumlandırılmış bir ana kamera modülümüz bulunuyor. Ve bu ana kamera modülüyle paralel olarak da bir Redmi yazısı görüyoruz yatay ve büyük bir şekilde. Telefonu kendinize tuttuğunuz zaman sağ tarafta power butonuyla ses açıp kapama tuşu bulunuyor. Sol tarafta ise sim kart yuvamız var. Alt tarafta Type-C girişi bulunuyor ve üst tarafta da 3.5 milimlik kulaklık girişimiz mevcut. Burada arkadaşlar söylemek istediğim önemli noktalardan biri parmak izi okuyucusunun power butonunun üzerine yerleştirilmiş olması. Normalde biliyorsunuz genelde IPS LCD ekran kullanan modellerde ya parmak izi okuyucusuna ya da telefonun sırt kısmına yerleştiriliyor ki genel olarak telefonun sırt kısmında karşılaşıyoruz. Fakat burada Xiaomi ne yapmış? Power butonunun üzerine yerleştirilmiş ki bence power butonunun üzerine yerleştirilmesi daha iyi. Arka tarafta ne bileyim çok böyle hoş durmuyor artık. Ayrıca arka tarafta parmak izi okuyucusunun olması demode oldu artık. Yani modası geçti arkadaşlar. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim telefonumuzun tasarımıyla ilgili en olumsuz detaya. Zaten çok fazla olumsuz bir detay yok. Fakat biraz kalın telefon arkadaşlar. Şöyle yandan tuttuğunuz zaman gayet kalın olduğunu görebiliyorsunuz. Hani kamera çıkıntısından falan bahsetmiyorum. Telefonun kendi gövdesi biraz kalın. Tabii bunda bataryanın büyüklüğünün, bataryanın hacminin de biraz rolü var. Yani yine de biraz daha böyle hani ince olsaydı telefon daha güzel olabilirdi. Bunu da bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım ve geçelim telefonumuzun teknik özelliklerine arkadaşlar. Bu telefonda Xiaomi Qualcomm imzalı Snapdragon 662 yonga setini kullanmış. 11 nanometrelik bir yonga seti bu. Yani transistörler arasındaki mesafe 11 nanometre. Açıkçası biraz hani böyle mazide kalmış bir yonga seti diyebiliriz. Yani performans anlamında öyle aman aman çok bir şey beklememek gerekiyor. Bu yonga setinden GPU tarafına baktığımızda içerisinde Adreno 610 taşıdığını görüyoruz. 4 GB'lık RAM ile geliyor telefonumuz ve 64 GB'lık da dahili depolama alanı var. Açık konuşmak gerekirse dahili depolama alanı 128 olsaydı hani RAM'in çok fazla önemi yok diyebilirdik ama dahili depolama arkadaşlar artık 64 GB kurtarmıyor. Gerçekten kurtarmıyor. Neden? Hep diyoruz ya geçmişten gelen bir sürü veri var, bir sürü fotoğraf, bir sürü oyun vesaire. Şimdi bakıyorsunuz basit bir oyun indireyim diyorsunuz. Onun bile boyutu 2.5-3 GB'a yaklaşıyor. Dolayısıyla siz burada bunun içerisine işletim sistemi vesaire kurduktan sonra zaten size çok fazla bir alan kalmıyor. 64 GB'lık bir telefon bir anda bakıyorsunuz işte içerisinde 56 GB boş alan var. Ki daha yeni kullanmaya başlamışsınız. Hiçbir verinizi yüklememişsiniz. 56 GB'lık bir alan sunuyor size. Dolayısıyla onları da işte fotoğraflarınızdı vesaireydi. Eski telefonunuzu bu cihaza aktardığınızda bir bakmışsınız hiç alan kalmıyor. Dolayısıyla ben artık 64 GB'lık dahili depolamanın günümüz şartlarında çok da böyle hani elverişli olduğunu düşünmüyorum dürüst olmak gerekirse. Öte yandan şunu diyebilirsiniz ya mikroSD kart girişi var vesaire. MicroSD kartlara ben güvenmiyorum arkadaşlar. Çünkü çok çabuk bozulabiliyorlar ve MicroSD kartların içerisine attığınız uygulamalarda hani şöyle düşünebilirsiniz. Ben telefonumda fotoğraflarımı saklayayım, uygulamaları MicroSD karttan çalıştırayım vesaire. Çoğu uygulama buna izin vermiyor. İzin veren uygulamalarda da takılmalar, donmalar vesaire olmaya başlıyor. Uygulamada hatalar veriyor. Kendi kendine atıyor uygulamadan vesaire. O yüzden microSD kart tarafı biraz hala böyle soru işaretleriyle dolu diyebiliriz. Onun haricinde RAM tarafında 4 GB'lık RAM şu anda bile hani Android telefonlar için yeterli mi? Evet yeterli. Biz buna mesela Call of Duty Mobile'ı indirdik. Gayet de seri bir şekilde oynatmaya yetti. Hani 4 GB RAM var donuyor ediyor gibi bir şey
söz konusu değil. Bunu size söyleyebiliriz. O yönden hani RAM yeterli olur mu, yeterli olmaz mı diye düşünmenize gerek yok arkadaşlar. Sonuçta bu telefonu ömürlük almıyorsanız muhtemelen birkaç sene sonra değiştireceksiniz zaten. Neden? 5G'ye geçeceğiz. Bu cihazda 5G desteği yok. 5G'ye geçtiğimizde siz de illaki 5G destekli bir cihaz almak isteyebilirsiniz. Dolayısıyla o zaman da hani telefonunu değiştirdiğinizde sorun olmayacaktır 4 GB'lık RAM. Ama dediğim gibi dahili depolama alanı biraz soru işaretleriyle dolu. Evet, teknik özellikler demişken bir de ekran detaylarına göz atalım arkadaşlar. Az önce de bahsettiğim üzere damla çentik tasarımıyla gelen bir telefon 1080x2340 piksellik 6.53 inçlik IPS LCD ekrana sahip. Bu telefondaki ortalama parlaklık 400 nits seviyelerinde, yani hani gün ışığında falan çıktığınızda yeterli bir parlaklığın olduğunu söyleyebiliriz. Ekran gövde oranı %83.4 civarlarında ki damla çentikli tasarıma sahip telefonlarda zaten daha fazla olmuyor. Yani %85'in altında kalıyor genelde. Corning Gorilla Glass 3 korumasına yer vermiş burada Xiaomi. Yani darbelere karşı telefonunuz dayanıklı ama yine de sizin böyle çok fazla darbeye maruz bırakmanızı ben tavsiye etmem telefonu. Çünkü artık Corning Gorilla Glass 3 teknolojisinin de devrinin geçtiğini söyleyebiliriz. Şunu da dipnot olarak belirteyim. Telefon kutudan ilk çıktığında üzerinde bir ekran koruyucusu mevcut. Yani ekstradan almanıza gerek yok. Tabi bu ekran koruyucu çok ince. Muhtemelen çizilmelere karşı falan koruyordur ekranı. Yani darbelere karşı çok fazla dayanıklı olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Yani bu telefonu kullanırken biraz dikkatli olmanız lazım arkadaşlar. Merak edenler için şunu da söyleyeyim. Arka taraf plastik. Yani onu zaten elinize aldığınızda hani telefonun malzemesinin biraz böyle kalitesiz olduğunu hissedebiliyorsunuz. Normal giriş seviyesine hitap eden bir telefon. Daha doğrusu böyle orta segmentin giriş basamağına hitap eden bir cihaz. Fiyatı da zaten bu dolaylarda. Yani öyle aman aman çok pahalı bir telefondan bahsetmiyoruz. Zaten birazdan fiyat ve satın alınabilirlik durumlarına değineceğiz. Fakat öncelikle bir kamera detaylarına göz atalım. Ardından batarya ve telefonun fiyatıyla incelememizi sonlandıracağız arkadaşlar. Telefonun arkasına baktığımızda dörtlü bir ana kamera kurulumu görüyoruz ki günümüzde orta segmentin giriş basamağında yer alan pek çok telefonda dörtlü bir ana kamera kurulumu yok. Genelde böyle 3 kamera falan oluyor. Burada 48 megapiksellik bir geniş açılı kameramız var. Ona 8 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta da 8 megapiksellik bir kameramız var. 4K video kaydı yok arkadaşlar bu telefonda. Merak edenler için onu hemen söyleyelim. 30 FPS 1080p çözünürlükte videolar kayıt edebiliyorsunuz. Kamera menüsüne girdiğimizde arkadaşlar klasik modlar var. Pro, video, fotoğraf, portre ve daha fazla diye. Daha fazlaya girdiğinizde ise burada gece 48 megapiksel panorama, belgeler, ağır çekim, hızlandırılmış çekim gibi seçenekler çıkıyor karşınıza. Eğer 48 megapiksellik ana kamerayı kullanarak yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekmek istiyorsanız mutlaka buradan 48 megapikseli işaretlemeniz gerekiyor. Peki biz bu telefonla bazı fotoğraflar çektik. Dilerseniz şimdi o fotoğraflarla sizi baş başa bırakalım. Hem telefonun fotoğraf kalitesinin ne derece iyi olduğunu, ne derece kötü olduğunu da beraber değerlendirmiş oluruz. Evet arkadaşlar, telefonun arka kamerasının fotoğraf ve video performansı bu şekildeydi. Şimdi dilerseniz ön kamerayla canlı bir test yapalım. Ben hemen şöyle ön kamerasını açayım ve video kaydına gireyim buradan. Ve şu anda Redmi 9T'nin, Türkiye'de üretilen Redmi 9T'nin ön kamerasıyla gerçekleştiriyorum bu kaydı. Herhangi bir profesyonel destek yok. Yani hem ses hem de görüntü kaydı şu anda Redmi 9T'den alınıyor. Eğer bu telefonu alıp ön kamerasıyla ben video çekmek istiyorum vesaire diyecekseniz karşınıza çıkacak olan görüntü ve ses performansı bu şekilde olacak arkadaşlar. Evet, kaydımızı durdurduk.
Genel olarak yorumlamak gerekirse arkadaşlar kamera performansı çok kötü değil. Aman aman çok kötü değil yani. Fiyatına oranla gayet başarılı bir kamera performansı bence. Ama tabii gece çekimlerinde öyle çok fazla bir şey beklememeniz gerekiyor. Özellikle ışığın az olduğu ortamlarda çok iyi aydınlatma yapamayabiliyor. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşmış olalım. Kamera detaylarından sonra telefonun bataryasına değinelim ki bu telefonda 6000 mAh'lik bir batarya var arkadaşlar. İncelememin başında da bahsettiğim üzere telefonun kalın olmasındaki sebeplerden biri aslında bu 6000 mAh'lik batarya olabilir. Çünkü 6000 mAh'lik batarya dediğin zaman telefonda gayet büyük bir alan kapladığında eklemek gerekiyor. Onun dışında sizlere bahsedeceğim son şey arkadaşlar tabii ki telefonun fiyatı. Bu telefon arkadaşlar internette baktığımız zaman ortalama olarak 2600 Türk Lirası gibi bir fiyattan satılıyor. Yani 2600 liraya alabileceğiniz böyle iyi telefonlar arasında yer alıyor diyebiliriz. Tabi biliyorsunuz General Mobile'ın yeni bir cihazı vardı. GM21 Pro. Onunla da bir karşılaştırabilirsiniz. Hatta önümüzdeki günlerde eğer sizden istek gelirse biz de bu iki telefonu karşılaştırabiliriz. Onun haricinde Türkiye'de üretilen güzel modellerden biri diyebiliriz bu cihaz için. Keşke tabi fiyatı biraz daha ucuz olsaydı. Bize vaat edildiği gibi böyle 2000 liranın altına inebilseydi keşke fiyatlar. Şu telefonu biz mesela 1900-1800 Türk Lirası'nı alabilseydik gerçekten bizim için çok muazzam olurdu. Evet, bu videomuzda Xiaomi'nin Türkiye'de ürettiği Redmi 9T modelini inceledik arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte farklı telefon incelemeleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.